Merhabalar, hoş geldiniz. 3 Ekim sabahı insanlar Trump'ın, Amerikan başkanının Covid pozitif olduktan sonra bir de hastaneye gittiğini öğrendiler. Ve böylelikle ilginç tartışmalar başladı. Aslında bu ilginç tartışma bize bazı konularda açıklık getirebilir. Onun için ben de size bugün için hızlı bir şekilde öğrendiklerimi aktaracağım, bu videoyu hazırladım. Biliyorsunuz Donald Trump kendisi Covid-19'a inanmıyordu, maske takmıyordu, maske takılmasını istemiyordu. Ve hatta mitinglere gittiği zaman kendi taraftarları da maske takmıyorlar ve birbirlerine çok yakın bir şekilde temas ediyorlardı ve inandıklarını da söylemiyorlardı. Hatta Trump o virüse Çin virüsü diyordu ve sonuçta bütün bunlar olduktan sonra da kendi taraftarları da yok canım böyle bir şey yok, virüs falan yok, bu Çin'in uydurması diyorlardı. Bütün bunlara karşın son Covid pozitif çıkmadan önce ünlü gazeteci Bob Woodward'a verdiği bir röportaj bir kitap sayesinde ortaya çıkmıştı. Ve o zaman Donald Trump'ın, yani bu iş Mart başında tüm dünyada patladığı zaman aslında kendisine sunulan raporlarda yani 200 ila 600 bin kişinin öleceğini, yani bu rakam ne kadar az olursa o kadar iyi olabileceğini kendisi o tarihte bu gazeteciye söylemiş. Yani aslında kendisi dışarıya son derece rahat, yok canım önemli değil derken aslında inandığı ve kendisine gelen bilgiler ise bunun tam tersi. Ama o insanları paniğe sürüklememek ve aynı zamanda kişilerin sokaklardan çekilmesini ve böylelikle ekonominin yavaşlamasını engellemek için böyle bir şey yaptığını söylemiş. Bu bir. Artı ikincisi, kendisi maske takmıyor. Bunun yanında Beyaz Saray'da da kimse maske takmıyor. Hatta şu an bile, yani Covid pozitif çıktıktan ve hastaneye gittikten sonra bile Beyaz Saray'da gelen ziyaretçilere maske takma zorunluluğu söz konusu değil. Yani isterseniz maske takmadan Beyaz Saray'a girebiliyorsunuz ve bunun ötesinde kimse size de takacaksın diye bir şey söylemiyor. Ama isterseniz takabiliyorsunuz tabii. Bunun ötesinde Trump bu işi biraz daha hafife alıyordu. Niye hafife alıyordu? Çünkü yavaş yavaş çevresindeki insanlar Covid pozitif olmaya başlamışlar. Mesela nedir? Kendisine yemeğini ve diğer çayını kahvesini getiren garson Covid pozitif çıkmış. Bunun ötesinde yakın çevresindeki gizli servis ajanlarından çok sayıda insan Covid pozitif çıkmış. Ve Hope Hicks diye kendisinin bir danışmanı var. Devamlı onunla beraber çalışıyor. Ve en son kendisiyle beraber bir mitinge gidiyorlar. O mitingden geri dönüyorlar. Yani onunla beraber yolculuk yapıyor ve o da Covid pozitif çıktı. Ve o Covid pozitif çıktıktan sonra mecburen test yaptırmak zorunda kaldı. Ve kendisi ve eşi de Covid pozitif çıktılar. Ve bunun ötesinde kendisi Beyaz Saray'dan bu sabaha karşı Walter Reed Amerikan Askeri Hastanesi'ne gitti. O zaman dediler ki işte bazı semptomları mı var ama halbuki yürüyor ve gayet sağlıklı görünüyordu. Yani çok kötü görünmüyordu. Fakat buna karşı insanlar dediler ki acaba Beyaz Saray'daki imkanlar mı yetersiz? Hayır, doğru değil. Çünkü Beyaz Saray'da tam donanımlı 24 saat nöbet tutan bir hemşire ve doktor ekibi var. Ve tam bir müdahale odası var. Ama muhtemelen durum kötüleşirse zaman kaybetmeyelim diye gittiler. Ne şikayeti var? Bir orta dereceli ateşi olduğu söyleniyor. Onun haricinde başka da bir bilgi söz konusu değil. Ve şu anda kendisi bir tedavi oluyor. Türkiye'deki uygulanan tedavinin aynısını alıyor. Daha önce biliyorsunuz kendisi sıtma ilacı kullanmıştı. Harika bir ilaç, ben bunu kullanırım demişti. Ama şu anda sıtma ilacı kullanmıyor. Biliyorsunuz sıtma ilacının bazı yan etkileri ortaya çıktı. İkincisi, hatta bir keresinde demişti ki deterjanlar çok iyi. Aslında acaba biz bu deterjanları vücuda mı enjekte etsek, temizlese falan mı diye söylemişti. Ama hiç zannetmiyorum kendisinin şu anda tedavide öyle bir şey yaptığını. Peki Trump'ın ne önemi var? Trump'ın önemi şu. Trump aslında bir risk grubunda. 74 yaşında kendisi. Ve çok uzun boylu ve 120 kiloluk birisi. Ve çok yani heybetli bir adam. Fakat kendisinin genel sağlık durumu hakkında herhangi bir şey söylenmiyor. Halbuki daha önceki başkanların sağlık durumu ile ilgili detaylı, hatta yaptırdıkları tahlillerin sonuçları bile açıklanırdı. Fakat kendi doktoru biz testleri yaptırdık. İyi, kendisinin haricinde herhangi bir şey söylemiyor. Acaba tansiyonu, şekeri var mı? Onları falan hiç bilmiyoruz. Ama 74 yaşında ve risk grubunda. Daha da ilginç bir konusu var. Trump'ın çok kötü bir beslenme alışkanlığı var. Tipik Amerikan alışkanlığı bu. Şöyle ki kendisi hamburgere çok meraklı. Kızarmış tavuğa çok meraklı. Bunların hepsi fast foodlar. Artı bunun ötesinde günde 14 tane diyet kola içtiği ve çok sayıda cheeseburger yediği. Yani hamburger değil, yani özellikle cheeseburgeri çok seviyormuş. Yani kötü bir beslenmesi var. Buna karşın bir başka konuda biliyorsunuz saçlarında zaten çok büyük bir özen gösteriyor. Bir de yüzü
yani kıpkırmızı havuç gibi bir suratı var. Yani kıpkırmızı. Bol miktarda fondöten kullanıyor. Ve insanlar böyle yakın çekilmiş fotoğraflara bakıldığı zaman böyle yani kanlı canlı bir yüzle karşılaşıyorlar. Tabii muhtemelen yani Sabahin hem saçına hem yüz makyajına bayağı büyük bir zaman ayırmak zorunda kalıyor. Hatta kendisine soruyorlar. Diyorlar ki yani biraz da böyle hani yağ çekmek amacıyla ya çok canlı görünüyorsunuz. Yüzünüz falan çok harika. Nasıl bunu yapıyorsunuz? Sırrı nedir diye soruyorlar. O da bakın nasıl cevap veriyor. Diyor ki McDonald's'ın patates kızartmasını çok yiyorum. O yüzden yüzüm böyle güzel ve canlı. İşte böylesine bir adam. Halbuki bir önceki başkan Obama'nın işi Beyaz Saray'da küçük bir sera kurup sebze yetiştirip çocuklara sebze yedirmeye çalışan birisiydi. Donald Trump'ın eşi Melania hani çok zayıf zarif birisi. Onun herhalde beslenmesi daha iyi gibi görünüyor. Onun için bütün insanlar şimdi dünyada Trump'ın bu Covid'le mücadelesinin sonucunu merak ediyor. Simpsonlar diye bir dizi vardı biliyorsunuz. Trump'ın başkan olmasını tahmin etmişlerdi. Orada bir de Trump'ın tabut içinde bir görünüm var. Yani bu da bir geleceği öngörmek nedir bilmiyorum. İnsanlar çok hızlı bir şekilde bununla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşıyorlar. Boris Johnson İngiltere Başkanı, o da Covid pozitif olmuştu. Ama o biraz daha genç. Belki daha sağlıklı, o da biraz obez ama o da hatta hastaneye ve hatta da hastaneden yoğun bakıma gönderilmişti. Bir süre yoğun bakımda oksijen destek tedavisi aldıktan sonra iyileşmişti. Şimdi gayet iyi görünüyor. O yüzden hani biz de merak ediyoruz acaba bu Trump risk grubunda olan kişi Covid'i nasıl atlatacak? Tabii tedavi iyi alıyor. Kişilerin hani siyasal görüşlerine, düşmanlıklara falan filan hiç bulaşmadan bir insan hayatı söz konusu olduğundan dolayı sevsek de sevmesek de saygı duyduğumuz için kendisine şifa diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.